Merhaba, burası Üniversite TV. Çok fazla bölüm değiştirdim kafamda küçüklüğümden beri. Ama tabii liseye geçince artık bir şeyler şekilleniyor ve insan psikolojisi özellikle çok fazla merak edilen, aslında hobi olarak bile ilgi duyulan bir alan. Bir okulun öğretim üyesi, yani eğitim kadrosunun benim için çok fazla önceliği vardı. Ben bölümümü aslında, bence herkesin farklı tanımları vardır illaki ama psikolojik danışmayı, bireylerin problemlerini çözmeye, onların hayattaki anlamlarını kazandırmaya. Geçen hafta 9 Eylül Üniversitesi Federe Topluluğu'yla buluştuk. Arada müzik dinletilerimiz oluyor. Böyle müzik kulübü gibiyiz de bir yandan. Suça sürükleyen ne gibi etmenler var? Onlar neler düşünüyor? Biraz da o insanın üzerinden toplumun bu suça yönelmesine sebep olan etkenleri bir araya getirmeye çalışıyor. Çok sürükleyici bir diziydi. Gerçekten çok güzel. Mesela sanat terapisi dendiğinde akla hani ne gibi şeyler diyoruz ama müzikle bile bir terapi yapılabiliyor. Yani evet. Bir resimle, bir boyamayla. Merhaba, burası Üniversite TV. Ben bir şey çok merak ediyorum. Aslında tabii. Dikkatim çok çekiyor. Mesela farklı meslekler var çokça ama psikoloji gerçekten ya her insanda olan bir şey olduğu için daha derin bir tanım zaten. Bu ne zaman, yani ne zaman evet ben bu işi yapmak istiyorum dediniz? Ne zaman bu yola evet ben bu yolun insanıyım dediniz? Yani kişisel özelliklerimin farkına vardığım zaman aslında mesleğimi bulduğumu fark ettim. Genellikle konuşmayı seven, dinlemeyi seven, arkadaş ortamında aktif bir insanım genel olarak böyle. Gözlem yapmayı da çok severim. Bir de diğer alanları düşündüğüm zaman hep böyle bir uzaklık hissederken psikolojik danışmanlık, birileriyle dinleme, onların hayatlarında bir şeyler katma bana gerçekten iyi hissettirdiğini fark ettim ve bu alana hani gerçekten yönelmem gerektiğini düşündüm. O kadar mesela psikolojik filmler var diye. Yani mesela nasıl özetliyorsunuz ya? Mesela film izlediniz, analiz yapacaksınız. Mesela ilk neye dikkat ediyorsunuz? Karakterde mesela. Sizi ne etkiliyor? Şöyle, bence beden duruşu, mimikleri çok etkili. Zaten hani psikolojide de bu çok etkili bir durum. Söylemleri olsun, hareketleri. Yani bir duruşu bile, bir bacak sallayışı bile aslında onun nasıl bir stres altında mı yoksa ne o altında olduğunu bize söylüyor aslında. Bu şekilde beden duruşu çok önemli, söylemleri çok önemli. Mesela Tehlikeli İlişki diye bir film var. Young ve Freud'un yanlış hatırlamıyorsam ilişkisini anlatıyor. Hani oradaki biraz terimsel terminolojiyi de bildiğimiz için böyle evet biz bunu kitapta okumuştuk, şimdi filmde görmek daha güzel falan oldu diye konuşuyoruz. Gerçekten bu şekilde güzel oluyor. Evet, yani gerçekten o terimleri uygulamalı görmek. Yani hatta filmin içerisinde o şeyi duymak bile, terimi evet. Duymak bile insana gerçekten ben bunu biliyorum ya. Hani daha fazla bir şey anlayabilirim diğer insanlara göre. Gerçekten o hissi veriyor. Ve şöyle bir boyutu da var aslında. Gerçekten hem konuşmalar hem de gerçekten o oyuncuların karakter yapısı, bir şey neden yaptığı, arkasında ne gibi bir düşüncenin yaptığı. Burada aslında bilinçaltı da çok fazla devreye giriyor. Birçok noktayı aslında ön plana çıkıyor. Bu normalde izlediğimiz romantik komedi bile olabilir. Her şeyin içerisinde bu var. Tabii ki biz bazen filmi izlerken eğlence boyutuna, bazen korku boyutuna bakıyoruz. Ama tabii ki yüzeysel gözükse bile bazı şeyler altında çok fazla şey yatıyor. Evet, bazen tabii ki kaçırıyoruz. Hocalarımız hani burada bu vardı bakın deyince gerçekten mi falan diye böyle aydınlanıyoruz. Çok güzel oluyor. Ya zaten sanat da o şekilde olmalı. Yani sanata bakarken yani sadece bir izleyeyim gideyim değil de hani bu adam ya da bu kadın niye böyle bir şey yapmış? Niye orada? Bunlar çok güzel. Ya ben bunları duyduğuma çok sevindim. Çok da gurur duydum ya o kadar da. Bir de yani yaşlarımız da yakın. Evet, keşke herkes böyle oturup sohbet edebilse yani. Farklı konulardan masaya atabilse. Biz de çok memnun olduk buraya geldiğimizde. Biz aslında bunu podcast aracılığıyla yapmaya başladık. Evet. Hem kendi okulumuzun PDR öğrencileri hem de başka okulların PDR öğrencileriyle bazen buluşmalar gerçekleşecek. Bölüm hakkında biraz daha... Ya her şey tabii ki de öğretici olmak zorunda değil. Biraz tabii. Da bizim bilgilendirici tabii ki oluyor. Ama bu sohbet havasında olduğu zaman gerçekten hem eğleniyorsun hem de bir şeyler öğreniyorsun. Doğru, biz de podcastler düzenleyerek aslında hem bölümümüz hakkında konuşuyoruz. Hem gündelik gündem hakkında, yaşanan olaylar hakkında değiniyoruz. Kendi psikolojik sağlamlığımıza, psikolojik iyi oluşumuza değinerek aslında birbirimizin nasıl bir ruh hali içerisinde olduğumuzu, özellikle pandemi döneminde bizler neler yaptık, psikoloji nasıl atlatıyoruz gibi. Çok noktaya değindiğimiz etkinliklerimiz de oluyor ayrıca. Bu şekilde. Hatta geçen hafta 9 Eylül Üniversitesi Federe Topluluğu'yla buluştuk. Hani hayatımızda hiç görmediğimiz insanlarla o platform üzerinden bile buluşmak gerçekten çok keyif verici.
Arada müzik dinletilerimiz oluyor. Böyle müzik kulübü gibiyiz de bir yandan. Evet, arkadaşlarımız evet, var. Arada Discord'tan gelip gitar çalıyorlar, şarkı söylüyorlar falan. Gerçekten çok keyifli geçiyor. İki haftada bir bu etkinliğimizi tekrarlamak istiyoruz. İki haftada bir mi? Sizleri davet ederiz. Bu arada evet, takip edebilirsiniz. Ya teşekkür ederim. Katılabilirsiniz. Aynen, çok öyle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sadece pedagoji psikoloji değil, genel alandan da konuşuyoruz. Hatta mesela geçen haftaki konumuz işte psikolojik iyi oluşumuzu arttırmak, pandemide nasıl bu koşulu iyi sağladık gibi. Bunlardan konuştuk. Her bölümden kişiler katıldı. Evet, aslında gerçekten biz bunu kulüp adına düzenliyoruz bu etkinliklerimizi ama normal bir yani ev hanımı diyebilirim hatta ya da bir çocuk, liseye giden bir çocuk da olabilir. Yani bu aramıza katılıp hani konuşulan konulara kendi fikirlerini de söyleyebilir. Sonuçta orası bir bütün oluyor gerçekten ve hepimiz az çok yani psikolojinin anlıyoruz bence. Yani evet, hepimizin aynen bir gözlem yapabilme kabiliyeti var en azından. Bu açıdan gerçekten çok etkileşimli bir atmosfer oluyor. Biz de bu amaçla zaten podcast yolculuğuna başladık. Burada güzel ilerliyor şu anlık. Ya zaten şey var, mesela normalde de insanlar işte empati kurun derler, saygılı olanlar. Mesela psikolojide yani daha çok ilgilenenler de mesela işinizde ya da evdeki bir şeyle kavga ediyorsunuz diyelim. Daha çok hani evet şu an böyle olmalıyım, şu an böyle yapmalıyız. Daha evet, böyle sakinlik alanı buluyorsunuz. O benim evet, çok hoşuma gidiyor. Yani ikinize çok saygı duyuyorum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bir de böyle yani yolumuzun insanı olmak çok başka bir şey. Yani evet, herkes şu an artık bir iş seçiyor, bir meslek seçiyor. Bir şeylere yöneliyorlar. Bunlar çok güzel bir şey. Ama herkes o yolu üzerine taşıyamıyor. Bir de böyle genç kesimleri yani yaşıtlarımın insanları böylece ben çok mutlu oluyorum. Çok gurur duyuyorum. Bir de teşekkür ben ederim, bir soru daha sormak istiyorum. Tabii. Vakalardan bahsettiniz. Çok uzun süren vakalardan bahsettiniz. Mesela sizde en çok etkilenen vaka neydi? Şimdi bizim bazı alım hocalarımız ayrıca psikoterapistlik de yaptığı için yani kendi klinik merkezlerinde danışma yaptıkları için bazen tabii ki bizim bölümümüzde ve mesleğimizde gizlilik ilkesi esas alınarak aslında danışan ve danışman arasında geçen bütün her şey gizli kalmak zorunda. Tabii ki derslerde şu şekilde örnekler veriyorum. Mesela çoklu kişilik bozukluğunu işliyoruz biz derste. Bununla ilgili alan hocamız bir vaka gerçekleştirmiş, yani yaşamış. Bunu bize şöyle, tabii ki cinsiyet, yaş, ondan sonra bulunduğu şehir, kesinlikle ismi ve soy ismi değiştirerek mesela. Bunu bize bir örnekle anlatıyor kısıtlı bir şekilde. Sadece aslında bizim onu örneği uygulamalı bir şekilde görmemizi sağlıyor. Evet. Tabii ki şimdi ben çoklu kişilik bozukluğundan örnek verdim ama aslında benim gerçekten ilgimi çeken böyle bir vaka vardı. Hocamın bahsettiği yine. 3 alt benlikten oluşan, aslında hiçbirinin birbirinden haberdar olmadığı ve bir travma sonucu ortaya çıkan bu benliklerin kişinin üzerindeki etkisinden bahsetti. Ve aslında danışanın çok zor bir durumda olarak bunların hiçbirinin farkında olmayarak bir yaşam geçirdiğini çok net bir şekilde gördüğümüz vakalar oluyor. Tabii ki de bunları birçok kitapta da hani görebiliyoruz. Çünkü dediğimiz gibi Irvin Dayalon bir sürü şey yapıyor mesela, vakalarından bahsediyor. Daha çok ölüm korkusuna değiniyor ama mesela Freud da bu alanda hani vaka örnekleri verebiliyor veya diğer alan isimlere. Yani internette bile birçok kaynaktan hani bunları öğrenebilirken bizim ders ortamında bunları öğretici bir şekilde dinlememiz tabii ki bizler için daha fazla hani etkili oluyor. Evet, çoklu kişilik bozukluğu demişken bununla ilgili bir film de önerebiliriz arkadaşlar. Harika olur. Split, parçalanmış. İzledim ya. Harika. Evet, gerçekten çok güzel bir film. Ama gerçek bir hikayeymiş, biliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Ben duydum, evet. Öyle galiba. Aslında daha farklı, daha fazla evet, karakter varmış. Harika ya. Evet, onu önerebiliriz. Çok kişilik dediğim. Çok net, gerçekten orada gözüküyor yani. Evet. Yani birbirlerinin haberdar olmayışları, yaptıkları, evet, birinin çok masum olurken birinin çok kötü bir karakter olması, kimin çekingen olurken, kimin çocuksu bir tanrı. Evet. Yani evet, hepsi aslında birbirinden farklı bir benlik. Ve bunların da ortaya çıkmasına neden olan belirli travmalar oluyor. Çoğu çocuklukta başlıyor maalesef ve uzun evet, yıllar devam ettiği için o benlikler artış da gösterebiliyor. Tabii ki bu alanda daha önemli isimler aslında bu konuda daha iyi bahsedebilirler. Biz sadece evet, duyduğumuz ve öğrendiğimiz kadarıyla hani paylaşımda bulunabiliyoruz şu anda. Ama gerçekten çok önemli, özellikle psikolojik hastalıklar yani. Peki böyle başka aklınızda kalan film var mı, psikolojik ağırlıklı incelediğiniz? Tehlikeli ilişkiyi söylemiştim zaten. Freud ve Young'ın ilişkisinden bahsediyor. Sonra ben şey söyleyebilirim. Aslında ben dizi de çok izlerim, yabancı dizi. Mesela şöyle Mindhunter vardı. Mesela biraz daha kriminoloji evet, alanına yönelik. Evet.
Tabii ki de orada insan psikolojisi ve aslında ortak yanları biraz da insan arasındaki bu suça sürükleyen ne gibi etmenler var? Onlar neler düşünüyor? Biraz da o insanlar üzerinden toplumun bu suça yönelmesine sebep olan etkenleri bir araya getirmeye çalışıyor. Çok sürükleyici bir diziydi. Dissinler var yine. Onda da mesela farklı farklı bölümlerde aslında yine yaşanan travmaların insanlar üzerindeki etkisine değiniliyor. Çok fazla izliyorum ama tabii şimdi harika, böyle çok iyi bir atmosfer oldu bence. Çok güzel. Ben evet, çok evet. Sevindim. Sizin var mı vermişsiniz örnek? Yani Inception'ın Zindan Adası bile bence psikolojik. Evet. Net. Nolan. Net. Aslında onlar kendileri. Çok güzel ya. Peki yani böyle filmler aracılığıyla da aslında gerçekten birçok kitaplar da tabii ki de bize birçok şey katıyor ama filmlerde de hani hem gerçekten zaman geçirme açısından oldukça doyurucu oluyor hem de bilgilenme açısından çok fazla fırsat veriyor. Bir de çok yani kendimizden çok şey görüyoruz yani böyle yapmayalım bu daha yanlış olur ya da şöyle yapalım gibi. Yani sanatın her türlüsüne, her şeyine kabulüm. Çok da seviyorum. Zaten alanlar hep birbiriyle ilişkili olduğu için. Evet, çok güzel ya. Ben zaten çok sevindim. Sanat terapisi de var bizim yani. Gerçekten mükemmel bir şey. Biz anlatabilirsiniz bana onu. Benim çeken bir bölüm o. Ya aslında şöyle, çok hani bu alanda bir bilgimiz yok açıkçası. Yanlış bilgi vermek istemem ama gerçekten çok güzel. Mesela sanat terapisi dendiğinde akla hani ne gibi şeyler diyoruz ama müzikle bile bir terapi yapılabiliyor. Yani bir resimle, bir boyamayla. Yani o yüzden sanat terapisi eğitimleri almak istiyorum. Evet, yani mesela o terapi boyutu çok fazla. Mesela bağımlı terapisi, oyun terapisi, bunun dışında resim analizleri mesela yine var. Sanat terapisi, bunun dışında spor psikolojik danışmanlığı ve spor psikolojisi. Yani o kadar çok farklı boyutu var ki. Yani sadece bir danışma diyerek geçmemek gerekiyor. Birçok iş alanında mesela şirketlerde yine dediğim gibi insan kaynaklarında da hani ortaya çıkıyoruz veya bir adliyede de ortaya çıkıyoruz. Okullarda da ortaya çıkıyoruz. Evet. Yani birçok yani çünkü dünya ya bu insandan oluşan bir evren sonuçta ve her insanın da bir psikolojisi var. Herkes bir farklılık gösteriyor. Tabii de biz de her çalışma alanı içerisinde bir yer alıyoruz aslında. Yani aslında insanın olduğu her yerdeyiz diyebiliriz yani tabiri caizse. Aynen insandan besleniyoruz. Yani ruhumuz insandan besleniyor. Aynen öyle. İşimiz gerçekten. Peki şey yani mesela tam olarak ne düşünüyorsunuz? Evet. Kendi elinizi açmak mı istiyorsunuz? Yoksa önce bir yerin adı altında işinizi yapmak mı istiyorsunuz? Yurt dışı istiyor musunuz? Evet, ben şöyle bahsedeyim. İlk olarak yüksek lisans yaparken iş bulabilirsem hani çalışmak istiyorum kesinlikle. Ve ilk olarak kendi yerimi değil de biraz daha böyle hani bizim meslekte tanınmışlık da önemlidir ya. Yani insanlarla iletişim, network. Direktman ilk kendi yerim değil de bir başkasının yanında devam ederekten bu işe başlamak istiyorum. Kesinlikle yurt dışı yapmak çok isterim yani. Hatta Sigmund Freud Üniversitesi Viyana'da oraya gitmek, ziyaret etmek çok çok isterim. Çok güzel. Yani kitaplarımızı okuduğunuz, kitaplarını okuduğumuz insanların yaşadıkları evleri, atmosferleri gezmek kim bilir nasıl bir dünyadır yani. Tabii çok büyük şanslar. Biz aslında gerçekten çok şanslı bir dünya içerisinde yer alıyoruz. Gerçekten çok fazla bu açıdan ya nasıl desem yer var. Görmek istediğimiz bizim de aslında çok fazla yer var. Yine ben de kendimden bahsedecek olursam aslında insan bu meslekle körelmemesi gerekiyor birazcık. Yani kendisini boş bırakmaması. İş de olsa mesela projeyle ilgili her şekilde devam etmesi gerekiyor. Tabii ki de eğitim alırken bir anda çalışmak da aslında yapabiliyorsan çok güzel bir şey. Evet. Yani hem yüksek lisans devam ettirip bizim alan hem kamu hem özel sektör içerdiği için bir yandan KPSS sürecini deneyebilirken bir yandan da aslında özel sektörde işe başlayabilirsiniz yani. Sonuçta bu bir başlangıç. Tabii ki ileriki yıllarda belki yurt dışında eğitimler olabilir veya başka üniversitelerde yurt dışında hani çalışma imkanı bulabiliriz. Bunları da biraz zaman gösterecek sanırım. Bazıları var yani duyuyorum işte mesela A planım yok diyor. B C var ama diyor mesela D var diyor. Yani bir sürü planı olan var, planı olmayan var. KPSS hakkında kafası karışanlar var direkt. Yapmak isteyenler var yani çok zor yani keşke herkes bu çıkıp anlatsa yol gösterebilse yani biz hani yolumuzu seçiyoruz devam ediyoruz ama bazıları yani tam olarak ne istediklerini de bilmiyorlar ya da ülkenin şartları altında kalıyorlar devam edemiyorlar ya da devam etmeye çalışıyorlar çok zor o yüzden ya özellikle bu süreçte 4. sınıfta genel olarak bir kafa karışıklığı da mevcut oluyor kesinlikle hani o nedenle stajlara da tekrar değinecek olursam çok önemli. Ya stajlar çünkü ben nereye aitim sorusunun cevabı oluyor genelde. Aynen. Ben de çok farklı bir şey değinmek istiyorum aslında. Yani toplumun yarattığı kendisine bir algı. Mesela insanlar bir
yani psikolojik olarak yardım almaktan aslında kaçınıyorlar. Evet. Bu biraz da damgalanma kaynaklı. Sonuçta şöyle bir şey var. Çevresi tarafından şöyle algılanıyor. İşte bu kişi doktor ediyor, ilaç kullanıyor, antidepresan kullanıyor. İşte bu kişi sağlam biri değil, deli gözüyle bakılıyor gerçekten. Tabii bu deli kavram biraz daha eski toplumlarda kalmış bir şey. Şimdi biraz daha bu bölümün yaygınlaşması, insanların da bilinçlenmesi aslında bunun biraz daha önünü açtı. Ama gerçekten destek almak, nasıl bir grip olduğumuzda veya bir başka sorunumuz olduğunda doktora hemen başvurabiliyorsak, aslında psikolojik olarak da destek almak gerçekten bu süreçte yapılabilecek en normal şey. Tabii ki de bu insanların birbirini etiketlemesi ve damgalanma kaynaklı psikolojik bir durumun sebep olduğu insanların kaçınması. Ve özellikle etiketleme durumu şu iki alanda gerçekleşiyor bence. Askeriyede ve spor psikolojisinde. Çünkü askeriyede RDM olarak geçiyoruz biz, psikolojik danışman. Evet, oralarda da çalışabiliyoruz. Yani bir askeriyede birinin olduğuya girdiğini gören diğer yerler mi diyeyim, hani aa bak neden acaba girdi ya da problemi mi var acaba gibilerinden bir etiketlenmeye sebebiyet veriyor. Aynı şey psikolojik spor psikolojisinde de geçerli. Brokacı bahsetmişti. Hani bir sporcuyu işte psikologla görüşürken görmek, aa acaba ailesinde bir sorun mu var, acaba bir romantik ilişkisinde bir sorun mu var gibi sebebiyet veriyor. Bence bu durumlar yanlış durumlar. Hani kesinlikle iki alandan o yüzden bahsetmek istedim ben de. Yani evet, sonuçta insanın yaşam içerisinde aile olabilir, arkadaşlık ilişkisi olabilir, iş ortamı olabilir. Yaşayabileceği birçok sorun meydana geliyor. Ya bu süreçte gerçekten bilinen destek almak, bizler bile bu bölümü okurken ve bu kadar aslında bilinçlenirken bile kendimizde hani yardımımız dokunmadığı anlarda bizler bile destek alma ihtiyacı duyabiliyoruz. Özellikle gerçekten terapistlerin de terapistlerin olduğunu hani söylemek isterim. Yani belki dizilerde veya filmlerde çok sık da görüyorsunuzdur. Aslında bu da kişinin kendisine bir faydası. Çünkü birine yardımın olması için senin de psikolojik olarak sağlam ve iyi olman gerekiyor. Tabii ki de bu desteği de sen de başka bir insanla hani bir danışma süreci gerçekleştirerek elde ediyorsun. Şey olarak düşünüyorum da, bir midemiz ağrıdığında ya da bir yerimizi hani kırdığımızda doktora gidiyoruz değil mi? Ama psikolojide şey oluyor. Acil bir şeyim yok ki, niye gideyim psikiyatriste ya da psikoloğa? Aslında ruhen bir çöküş şey değil, var yani. Ruhen bir çöküş var ve o da daha sonra yara olarak gelecek karşımıza zaten. Motivasyonunu engelliyor. Aynen adım öyle. Adım da atamıyorsun. Evet. O yüzden hani fiziksel sağlık olarak düşünülmüyor bu, ama kesinlikle etkili bence. Öyle söyleyebilirim. Ben dediğim gibi alanınıza gerçekten büyük saygı duyuyorum. Ve her şeyi toparlamak gerekirse, öncelikle sohbetinizi eşlik ettiğim için çok da mutluyum. Biz de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi ki tanıdım, iyi ki geldiniz, iyi ki konuğumuz oldunuz. Bizler ben çok tüm ekip arkadaşlarım adına da yani bilmiyorum, dilerim istediğiniz her şeyi yolunuzda en iyisiyle yaparsınız. Tekrardan çok da minnet ediyorum. İyi ki tanıdım sizleri, iyi ki tanıdım yolunuzu. İyi ki tanıdık, iyi ki tanıdık. Ben bitirmeden önce o zaman bir kulüp arkadaşlarıma, kulüp ekiplerimize, PDR, İstanbul Aydın Üniversitesi PDR öğrencilerine. Tüm alan hocalarımıza. Evet, ben isim de vermek istiyorum. Evet. Öncelikle bölüm başkanımız ve kulüp başkanımız Ragıp Özilek, Özlem Şener, Duygu Dinçer, birçok isim var aslında. Evet, ben yani şu an belki de dekanımız Elif Üstüne, Elif hocamıza, Devran hocamıza biz bir bülten çıkardık ve Aydın EPDR bülteni, ondan bahsetmeyi unuttuk. Evet. O bültende tüm emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, görsel tasarımda emeği geçen çok büyük Seva Güralç'a yine çok teşekkür ediyorum. Diğer isimleri tek tek söylesem hani böyle unutulan bir isim olur. O yüzden tüm koordinatör ekibime yine aynı şekilde ve tüm PDG ailesine çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz tekrardan. Güzel, teşekkür ederiz. O zaman burası Üniversite TV. Zamanınızı çokça minnet ediyorum. İyi günler.